Bugün çok beklenen bir videoyu yapıyorum. Bitcoin hakkında konuşacağız. Gerçi anlatacağım çok da fazla bir şey yoksa niyetle konuşmam gerekirse ama çok talep geldi hocam neden Bitcoin anlatmıyorsun diye. Biraz bakalım. Bitcoin'in fiyatının kalıcı olarak yukarı doğru atak yapması için 3 tane koşul var. 1. Ligiditenin artması gerekiyor. Yani piyasadaki para bollaşacak. 2. Regülasyon tarafında gelişmeler olacak. Özellikle de spot ETF tarafında gelişmeler olacak. Konuşacağız biraz sonra. Ve üçüncüsü de Bitcoin'in kullanım alanları genişleyecek. Evet bu 3 faktörde de bazı olumlu gelişmeler var. Ama hiçbiri Bitcoin'e kalıcı büyük bir atak yaptıracak güçte değil. Arada Bitcoin bir takım spekülatif ataklar görebilir. Bitcoin teknik olarak şu anda biraz yukarıya doğru hareket etme niyetli gibi gözüküyor. Ama ciddi bir şey beklemiyorum. Zaten Mayıs ayının başındaki videomda da Mayıs ayında Bitcoin hafif yukarı gitmesini bekliyorum demiştim. Onu da başaramadı Bitcoin. Şu anda düşük daha. Gerçi ayın kapanışına var. Ama çok da büyük bir hareket beklemiyorum. Çünkü bu 3 faktördeki gelişmeler olmadığı sürece geri kalan ataklar biraz işte piyasanın spekülatif atakları oluyor. Önce regülasyondan başlayalım isterseniz. Regülasyon tarafında önemli bir gelişme yok. Amerika'da sermaye piyasası kurulu Bitcoin'in bir emtia olduğunu kabul ediyor. Bu yönden olumlu bakabiliriz. Diğer coin e üzerine gittiği gibi Bitcoin üzerine gitmiyor. Ama öte yandan insanların Bitcoin'e erişimini kısıtlamak için de elinden geleni yapıyor. Signature Bank, Silicon Valley Bank, bütün bunları daha evvel konuştuk. İnsanların Bitcoin piyasalarına para göndermesini, oradan para getirmesini zorlaştırıyor. Kripto ile ilgili sürekli olumsuz şeyler konuşuyor o namussuz gençler. E bundan dolayı büyük fonlar Bitcoin'e bir türlü gelemiyorlar. Bireyler paralarını aktarıp pazarlara Bitcoin almakta çok çok zorlanıyorlar. Hafta sonları Bitcoin'e kadar hareketsiz olduğunu görüyorsunuz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi Signature Bank sisteminin ortadan kalkmış olması artık Bitcoin'e para aktarılamıyor. Yani böyle devam ediyorlar. Bir yandan da bütün altcoin'ler üzerinde sekin çok büyük baskısı var. Bunların hepsi sermaye piyasası işlemine tabi olmalıdır diyor. E bir yandan da Spot ETF'e bir türlü izin vermiyorlar. Gerçi o konuda Grayscale, SEC'e dava açtı ama göreceğiz bakalım sonuçları ne olacak. Durum böyle Amerika'da regülasyon tarafında. E Çin'de bir gelişme yok. Şimdi bu Hong Kong'u gazlıyorlar bize. Hong Kong'da işte başlıyor bu iş büyük heyecan verici vesaire. Arkadaşlar bunu iyi takip etmiyorsunuz galiba. Hong Kong'da Çin ana karası insanları falan alıp satamayacaklar. Çin'i şöyle düşünmesi lazım. Çin ülkede yasak olan veya ülkeye zarar vereceği inandığı şeyleri adalara aktarır veya bağımsız bölgelere aktarır. Mesela kumar oynanan Macao diye bir adası var. Bir görmeniz lazım. Ben gittiğim zaman da her yer kumarhane dolu. Ana bildiğim kadarıyla kumar yasak. Bu işte böyle Hong Kong'a aktarıyor bu iş. Hong Kong şu anda artık özel bir yer falan değil. Tam anlamıyla Çin'in bir peki aslında. Bir uydusu gibi düşünmeniz gerekiyor. Ve diyor ki burada oynayın çocuklar. E bunu biraz da için yapıyor. Bakıyor Amerika'da yasak bu iş. Belki biz buradan biraz ekmek çıkarız kendimize diyor. Mutlaka dolar karşı alternatif para arayışlarında ana karayı buna bulaştırmıyor ama burada da bunun peşine düşsünler diyor. Ama ana kara Çin yani 1 milyar insan gidip Hong Kong'da Bitcoin alıp satamayacak arkadaşlar. Bu gaza gelmeyin. Evet bir miktar bir canlanma getirir ama öyle Çin kripto'ya geri dönüyor gibi bir hikaye kesinlikle yok. Sakın bunları yemeyin. O tarafta da regülasyonu bir gelişme yok. Avrupa Birliği'nde kriptodan hiç hoşlanmadıklarına dair bir sürü haber alıyoruz. Yani regülasyon tarafında Bitcoin açısından beni sevindirecek pek bir şey yok. İşte belki Hong Kong'a bir miktar mutlu olabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir yeni ülke çapında adaptasyon duymuyoruz. Yeni bir ülkenin kriptoyu para olarak kabul ettiğini duymuyoruz. Hatta yanılmıyorsam Orta Afrika Cumhuriyeti Bitcoin'i para olarak kabul etmekten vazgeçti. Yani çok büyük bir gelişme yok. İşin doğrusu böyle. Bankacılık krizleri Amerika'da büyürse, bankalara olan güven azalırsa Bitcoin'e para geliyor. Bunu yaşadık. Tekrar bunu olabilir ama regülasyon tarafında bir gelişme yok. İkinci bacak likidite yani piyasada para bollaşacak mı? Evet piyasada paranın bollaşacağı beklenti satın alınıyor şu anda. Bu zaten Bitcoin'e de yansıdı yani 15 binlerden 30 binlere geldi. Nasdaq'ta her gün anlatıyorum %30'luk yükseliş var. S&P 500'de yılbaşından beri %10'luk artış var. Ama bu para bollaşması bu yaz gerçekleşmeyecek. Ondan da aşağı eminiz artık. Yani sonbahardan önce Fed'in faizleri düşürmesi mümkün gözükmüyor. Fed'in para sıkıştırma politikasından vazgeçeceğini pek kafama yatmıyor sonbahardan öncesinde. Yani sonbahara kadar böyle bir hikaye yok. Zaten yani olabileceklerin beklentide de büyük oranda fiyatlara hem Nasdaq'ta hem kriptoda yansımış durumda. Para bolluğu o yüzden henüz beklemiyoruz ama bir ara bollaşacak. Bunun bollaşacağı beklentisi gelirse kripto olumlu yansır ama o konuda da ciddi bir işaret yok işin doğrusu. Üçüncü mesele adaptasyon. Adaptasyon tarafında işte bu BRC20 tokenları var. Yani Bitcoin üzerine NFT'ler üretiliyor. Bu enteresan bir adaptasyon ama etkisi henüz kısıtlı. Büyük Bitcoin düşmanı altın manyağı Peter Schiff bir NFT çıkarttı. BRC20 20 token oda yanılmıyorsam adaptasyon yönde olduğu bir işaret olabilir. Çünkü Peter Schiff çok büyük bir Bitcoin düşmanı o da Bitcoin tabanlı bir NFT çıkarıp bundan para kazanmaya çalışıyor. İşin esprili yönü NFT'de bir el altın külçesi tutuyor. Anlamadım adam ne yapmaya çalışıyor. Belki de bir dönme işaretidir. Bu bir adaptasyon göstergesi olabilir. Bitcoin Lightning Network'ün hafif hafif büyüdüğünü biliyoruz. Ama temel rakamlarda pek bir değişen yok. Dünyada Bitcoin'i günlük işlemde kullanan insan sayısı hala az. Bitcoin yoğun olarak trading için kullanılıyor. E, trading için kullanılması demek aslında kullanılmıyor demek birbirimizi alıp satıyoruz demek. Bu tarafta da böyle muazzam bir adaptasyon henüz öngörmüyorum. Baktığımızda günlük kullanıcı sayısı Bitcoin'de 400 bin civarında yani 8 milyarlık bir dünya nüfusunun için bu bir rakam bile değil öyle düşünelim. Buna karşın Bitcoin trade'i yapan yani alıp satan insanların sayısı 53 milyon kişi gibi gözüküyor. Evet şu andaki Bitcoin yatırımcılarının büyük bölümü bunu soğuk cüzdan tutuyorlar artık yani piyasalarda tutmuyorlar. Bu olumlu işaret satma niyetleri olmadığını gösteriyor. Uzun vade inançlarını koruduklarını gösteriyor ama yani öyle bir büyük bir adaptasyon eğrisi falan da şu görmüyoruz. Biz dürüst olmamız gerekiyor. Peki buraya anlattıklarım Bitcoin konusunda karamsar oldu mu? söylüyor? Hayır. Kesinlikle değil. Tam tersine dünya Bitcoin'e hazır hale geliyor. Merkez bankaları ne kadar saçmaladığını hep beraber görüyor muyuz? Görüyoruz. Amerika gibi kapitalizmin merkezi bir ülkede bankaların içini nasıl boşaltılabildiğini görüyor muyuz? Görüyoruz. Dünyanın dolar dışında alternatif paralara ihtiyacı olduğunu, Çin Yuan'ı veya Rus rublesinin buna iyi bir alternatif olmadığını görüyor muyuz? Görüyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Yani bizim mutlaka Bitcoin e ihtiyacımız olacak ama yarın değil. Ben o çerçevede Bitcoin'lerimi şu anda şöyle düşünüyorum. Sahil kenarı daha harika bir koy keşfetmiş durumdayım. Bu koyu fark eden insanların sayısı çok az. O koyda bir arsa aldım kendime. Yanlardaki arsalar da hala ucuz ve satılıklar. Onları da ufak ufak alıyorum gücüm yettiği kadar. Yani ne yapıyorum her cuma günü gidip küçük miktarda bitcoin alırım. Çünkü biliyorum ki bu sahile bu koya bir gün yol gelecek, oteller gelecek, imarlar çıkacak. Öyle düşünüyorum mesela. O yüzden bitcoin günlük fiyatına bakmaya bile gerek yok. Biraz yükselir, biraz aşağı iner ama ana yön yukarıdır. Bir de önümüze halvanik süreci geliyor. Yani bitcoin'in günlük üretimi yarıya inecek ve biliyoruz ki o sürecin başlangıcına yakın zamanlarda Bitcoin fiyatı yukarı doğru roketler. Neyi tartışıyoruz? Neyi çok merak ediyorsunuz bilmiyorum. Bitcoin'ı sakin bir koy buldunuz. Oraya yatırım yaptınız. Daha kimsenin haberi yok. İmar'ın gelmesini bekliyorsunuz. İmar adım adım oraya doğru geliyor. Yanlarda da hala boş arsalar var. O arsaları alın. Böyle hayal ederseniz kafanız çok rahat edecek. Ben uzun vadede Bitcoin konusunda sıfır endişem var. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Ben gördüklerimi söylüyorum. Kısa vadedeki fiyat hareketleri de beni aslında hiç ilgilendirmiyor. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka beklerim. Sevgi sevgiyle kalın hoşçakalın görüşmek üzere.